31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için oy sayımının halen devam ettiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, "Biz hukukçular olarak YSK'ya güveniyoruz. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız dedikodularla hareket etmiyor. Bir belge, bir bilgi veya ilgili bir siyasetçinin kendi gözlerimizle gördüğümüz, duyduğumuz bir konuşması üzerine yorum yapabiliyoruz." diyerek şunları söyledi. YSK süreci götürüyor. Ancak çok açık, tüm zihinleri berraklaştıran bir cümle kurmak gerekirse, Türkiye'de seçimden sonra seçmen listelerinin tartışmaya açılması gelmiş, geçmiş ve gelecek tüm seçimleri tartışmaya açar. Dolayısıyla demokrasinin burada tartışılmasını isteyenlerin gerçekten çok eline çok suistimal edilecek bir malzeme verilmiş olur. Dış basını da takip edin. Şu anda Türkiye'nin içinde malzeme bulup Türkiye'nin tamamen başka bir yapıya dönüştüğünü, seçimlerin de ortadan kalktığını ileri süren, artık çok bunu da çok yüksek sesle ileri süren yayınlar yapılmakta ve düşünceler ortaya konmakta. Dünyada bir Türkiye aleyhine algı oluşturuluyor. Bu algının Türkiye'ye zararı büyük olur. Yatırım noktasında büyük olur Türkiye'ye. Türkiye'nin askeri, ekonomik her türlü girişimlerinde engel çıkarttı karşımıza. O yüzden malzeme verdi başkalarına. O yüzden bir an önce şu işte sayım, döküm işlerinin hepsinin bitmesi lazım. YSK'nın işi bir an önce artık bitirmesi lazım diye düşünüyorum. YSK da çırpınıyor. Herkes de ona saldırıyor. Şimdi bir güvensizlikle değil de süreci yakından izleyerek YSK'nın en sonunda doğruyu yapacağına biz hukukçular olarak inanarak yürüyelim. Siyasetçilerden beklentim, çok açık beklentim, kesinleşmiş olan, seçimde kesinleşmiş olan hususların tekrar tekrar tartışmaya açılmasının Türkiye'de demokrasiye çok ağır darbe olacağı. Siyasetçi demokrasiye zarar vermek noktasında olursa kendi zarar verir. Bir siyasetçinin çıkışı zaten demokrasidir. Demek ki bizim seçimleri tartışılır hale getirmememiz lazım. Ben bunu açıkçası seçimlerden önce sandıklarda şaibe var. İktidar partisi sandıklarda sahte seçmenler yazıyor vesaire gibi sosyal medya dedikoduları karşısında da söylemiştim. Bundan en çok zararı muhalefet görür demiştim. O zaman da birileri saldırmıştı, başka kanattan saldırmıştı. Şimdi de seçimler olup bittikten sonra kesinleşmiş olan seçmen listelerinin tartışmaya açılması sadece sadece seçimi kaybeden, kazanan vesaire noktasında etki etmez. Türkiye'de seçim kavramına ve demokrasiye zarar verir. Bunu dikkate alırsak ve YSK'ya güvenirsek bir an önce bitmesini bekleyelim. Sonucu göreceğiz.